Selin. Selin, her şeyi açıklayabilirim. Allah belanı versin. Her şeyi açıklayabilirim. Hemen, sus, açıklamayı sen şey Allah belanı versin. Ne Celal, yapma, Selin, Selin ya yeter, ne bu olay hatırlan. Selin yapma böyle. Bir dakika, gerçekten açıklayabilirim. Selin! Ya. Evin ne tarafta? O ne lan? Aldattın yine kızı değil mi? Oğlum sen adam olmazsın ya. Ver bakayım şunu. Ver ver. Alacağız bir şekilde artık gönlünü. Ya Engin şeker koyma şu kahveye ya. O değil de benim şimdi kalacak yer bulmam lazım. Hatun bastı kışma tekmeyi. Celal. O uçkurun yüzünden başına bir gün bela gelecek biliyorsun değil mi? Merak etme, bir şey olmaz. Celal, Hakan Bey seni çağırıyor. Ha, bir günde çağırması olmaz zaten değil mi? Yapamaz Celal siz. Hep aynı. Kaç kere dedim sana, şu tarzını değiştir artık. Nasıl yani, anlamadım. Bak şunlara. Yazıların yüzünden gelen şikayetler. Bu elimdekiler numune. 50 katı da bilgisayarda. Hakan Bey, bu benim stilim. Değişebilen bir şey değil. Tatsız tuzsuz şeyler yazsam kimse okumaz. Okunuyor ki şikayet var. Burada yazı yazmaya devam etmek istiyorsan bu kadar sert yazılar yazmayacaksın. Eşim bile küfrediyor sana. Sonra sen de o adam gibi bir düşünüyorsun deyip kavgaya tutuşuyoruz. Al şu şikayetleri oku biraz. Bundan sonraki yazılarım bu kadar sert olmayacak. Bu kadar sert yazıyor olmamın sebeplerinden biri de parasızlık olabilir mi acaba? Aylardır tek kuruş almadan çalışıyoruz burada, farkında mısınız? Malum romantizm karın doyurmuyor. Görüşme bitmiştir. Hem bunca aydır maaş verme, hem de kalk yazdıklarımı eleştir. Yok, bu işin suyu çıktı artık. Engin, sen de kalayım mı? Benim evim müsait değil abi. Nasıl müsait değil? Ya Celal, bu işle alakalı daha önce başım çok belaya girdi biliyorsun değil mi? Vay, peki. Öyle olsun. Melis, sen ne yaptın saçını öyle? Harika olmuş. Sağ ol canım. Asıl rengi 2 hafta sonra çıkacak ortaya. Ne dersin? Bir ton açık olsa daha iyi olmaz mı? Yo, böyle gayet güzel olmuş. Melis ya, bu akşam sen de film seyredelim mi? Olur canım. Senin evine kalmadık o. Hadi oradan serseri. Ha, şu sokak olmalı. Ya yürü hadi, yürü boş ver. Oğlum nereye gidiyorsun? Oğlum görmüyor musun evi? Kalınır mı lan burada? Abi gelmişiz buraya kadar. Hadi gidip bir içine bakalım en azından. Ben sana söyleyeyim. Bunun için bundan 1000 beterdir. Ya abi nerede kalacaksın? Kalacak yerin mi var? Hadi gidelim, ev sahibiyle tanışırız. Yürü.
Merhaba teyze, biz kiralık oda ilanı için gelmiştik. Girin o zaman içeri. Ki odada torunumla ben kalıyoruz. Yukarıda bir kiracımız var. Sakindir burası. Bakımsız görünür ama kullanışlıdır. Yıllardır yaşayıp gidiyoruz burada. Yani şimdi teyzeciğim, odanın da evinde pek de iyi durumda olmadığı aşikar. Bir de ben yazar olduğum için böyle daha ferah, daha bakımlı yerlerde kalmayı tercih ederim. Malum ilham dediğimiz şey insana daha çok manzaralı, geniş yerlerde gelir. O yüzden Engin, bence başka evleri de değerlendirmeye alsak fena olmayacak galiba. Ama tabii bir de şöyle bir şey var. Yani ben her zaman için meydan okumaları açık olmuşumdur. Bu kendini yazar zannedenlerin deniz kenarında manzaralı otel odalarında yazdıklarını ben burada da yazarım. İnsan biraz kasvetten de beslenmeli değil mi? Hayata farklı açılardan da bakmak lazım. Hem bizim manzaramız da fena sayılmaz ya. Ya Celal, abi gel biz sana başka bir ev bulalım. Ya bu gece otelde falan kalırsın. Ne yapayım oğlum, param var. Zaten bu odayı da senden aldığım parayla tuttum. Ben de kal diyeceksin, hala otel motel diyorsun sen de. Kardeşim, bekar değilim biliyorsun artık. Neyse boş ver, önemli değil. Şu maaşlar bu düzene girsin, ben başka yer bakarım. Sağ ol, görüşürüz. Görüşürüz. Odamdaki kim? Camda birini gördüm. Senin oda boş oğlum. Sadece torunumla ben evdeyiz. Ve subhanallah. Evladım, evde bizden başka kimse yok ki. Ona öyle geldi sanırım. Sabah kahvaltı etmek istersen haber verirsin.
Oo, demek kahvaltı var ha. Bak bu güzel oldu işte. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tabii ki. Eşleyelim. Az kaldı. Merak etmeyin, yakında kavuşacaksınız. Anne?
canım, nasılsın? İyiyim anne, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim oğlum. Emine teyzenin oğlu Ömer'in nikahındayız. İyi, selam söyle. Tamam oğlum. Darısı başına inşallah. Evet anne, tabii. Oğlum bak artık ben yaşım başımı aldım. Rahmetli baban görmedi. Bari tek çocuğun mürüvvetini göreyim. Ya anne... Ne var oğlum hemen anneanne? Sanki ben senin kötülüğünü istiyorum. Tamam, konuşmayacağım bu konuda. Tamam anne, öyle söylemek istemedim. Ya olmadı işte, çıkmadı karşıma öyle biri. Ne yapayım? Çıkmadı mı? Selin'e ne oldu evladım? Ayrıldınız mı? Bu kaçıncı be oğlum? Anne birbirimize uygun değilmişiz. Olmadı, ayrıldık. Nerede kalıyorsun peki? İşlerin nasıl? İyi, fena değil. Ya anne, asıl ne diyeceğim? Biz bu ay da maaş alamadık ya. Biraz diyorum, para gönderebilir misin acaba? Oğlum, nasıl yapacağız? Biliyorsun taksitler bitmedi. Ben de sıkışığım. Biliyorum. Neyse, önemli değil. Yardım ederdim ama taksitler bir bitse. Boş ver anne ya. Öylesine söyledim zaten. Benim şimdi kapatmam lazım. İşim var. Babaannem gönderdi abi. Sağ ol. Bunu alabilirsin. Şeker kullanmıyorum. Adın ne senin? Mehmet. Mehmet, şu anda kızın sevgilisi var mı? Bilmiyorum. Gel lan buraya. Günaydın. Günaydın. Yeni kiracısınız herhalde. Evet. Hoş geldiniz, ben Yasemin. Ben Celal. Celal Güzel. Kahvaltı yapmadıysanız buyurun beraber. Yok, ben yaptım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Beraber kahvaltı yapılmış. Aferin Celal, aferin. Gerizekalı. Merhaba. Kusura bakmayın, ben sizi birine benzettim. Aa, siz de mi o kitabı okuyorsunuz? Süper bir kitaptır. Çıkar çıkmaz okumuştum hemen. Celal ben. Sizinki? Cansu. Celal. Ben Cansu'nun iş yerinden arkadaşıyım. Öyle mi? Hangi bölümdesiniz? Daha önce karşılaşmamamız ne kadar ilginç. Evet. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Görüşmek üzere.
Pardon, çayınız. Anne! Anne! Yakacağım ulan bir gün bu evi. Oğlumu görmeye geldim. Ne demek niye geldin? Oğlumu çok düşünürsün ya. Paran bitti değil mi? Paran. Ya bak anne. Gel şu evi satalım. Bırakın artık bu boş işlerle uğraşmayı. Alıcısı var. Satalım kurtulalım. Sen önce onunla göz kulak ol. Kötü huylar edinmeye başladı. Hırsızlık yaparsın. Sakın şaşırma. Sakın. Ya nereden çıkarıyorsunuz bunları? Karın neden bıraktı seni ha? Neden kaçtı? Neden? Silkelen. Silkelen de kendine gel. Yaptıklarınızı hala unutmadım Aliye Hanım. Anlatmayayım istersen. Yeter. Yeter sus. Takma boş ver. Efendim Engin. Kardeşim ne haber? İyidir ya. Nasıl alışabildin mi? Ya alıştım alışmasına da. Dahası ne? Ne bileyim ya. Neyse dur bakalım. Şş, ama kız çok güzel ha.
de o kız yüzünden dolayı eden atılma. Atılarım arpadan olsun oğlum. Kusura bakma, korkuttun mu? Yok canım, ne korkması? Çığlık attın. Neyse canım, normaldir, herkes karanlıktan korkar. Karanlıktan sen çıkacaksan kimse korkmaz. Bana gelmek ister misin? Teşekkür ederim, belki sonra. Çok güzel şarabım var ama. Hem komşuyuz, ben seni daha yakından tanımak isterim. Saat erken, elektrikler de kesik. Aslında elektrikler gelene kadar olabilir. Belki daha sonra ararım. Teşekkürler. Mum istersen sende kalsın. Bu sıralar sık sık kesiliyor.
Engi? Efendim? Abi ben sana geliyorum kalmaya. Ne kalması Celal ya? Ya bilmiyorum abi ya. Ben sevemedim burayı. Garip garip rüyalar görüp duruyorum. Celal, insan garip rüyalar görüyor diye evini mi terk eder abi? Manyak mısın oğlum sen? Benim evim müsait değil abi. Maaşlar düzene girdiği zaman yeniden düşünürüz. Biraz daha sabret, tamam mı? Abi tamam, ben bakarım başım çaresine. Sağ ol, iyi ki bir şey istedim senden. Hayırdır? Ne oldu? Gidiyorum ben. Ama daha yeni gelmiştin. Ne oldu, kirada falan mı anlaşamadınız? Ya yok, kira değil. Olmadı ya, sevemedim ben burayı. Geceleri tuhaf rüyalar görmeye başladım. Zaten yazılarımı da yazamıyorum, çok gürültü var. Yani o kadar da rahatsız edici olduğunuzu düşünmüyorum. Bir yaşlı kadın, bir çocuk, bir de ben varım. Yok, öyle demek istemedim. Keşke sen rahatsız etsen beni. Ya bak, daha yeni geldin. Alışmak zaman alır. Bence biraz daha sabret ha. Haklısın. Belki de sabretmem gerekecek biraz. Alışmak vakit alacak. Ya o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu? Hiçbir şey beğendiremiyorum bu herife. Delirtiyor beni. Bir boktan anladı yok. Beğenmedim yazdıklarını. Neymiş, duygu yokmuş. Çok mekanikmiş. Ulan sen ne anlarsın duygudan, mekanikten? Yazar oğlum benim. Bunlar da benim hislerim, benim duygularım. Saçma saçma konuşturuyor insanı ya. Tanımıyor musun sen bu adamı? Bu adam böyle değişmiyor işte. Sigaran var mı ya? Sen sigaraya mı başladın? Ya yok be, bir tane canım istedi işte, ne var? Var var. Virus, Ebro, Virus, Ebro.
Mehmet? Mehmet? Ne oldu? Ne oldu, bir sorun mu var? Aliye Hanım, çocuğu banyoya kilitlemiş. Bu ne saçmalıktır? Hı. Ya bakma Mehmet'in öyle durduğuna, kesin bir yaramazlık yapmıştır. Ya iyi tamam da illa kilitlemek mi lazım? Ya haklısın da babasından da bir fayda yok. Aliye teyze de ne yapsın tek başına, kadıncağız başa çıkamıyor. Bilmiyorum. Benim çocuğum olsa öyle yapmazdım. Sen hiç evlenmedin mi? Ayaklarımı yerden kesecek biri çıkmadı karşıma. Yani şimdiye kadar. Neyse, görüşürüz. Bana gelmek ister misin? Laflardık. Şarabım duruyor hala. Ya bugün biraz işim var ama yarın uğrarım. Peki.
Görüşürüz. Görüşürüz. Esrarengizdirler. Güzelliklerini ve sıcaklıklarını hissettirirler. Bir alev saçarlar. Sonra artlarından baktırmak için ellerinden ne geliyorsa yaparlar. Size umut ve şehvet vaat ederler. Aslında bunlar sizi süründürmek için uyguladıkları taktiklerdir. Akıllı olan sürünmez. Ve o çiçekten bal alır. Otada vücudunun her zerresinde hisseder. Ruhen ve bedenen yaşanabilecek her türlü doygunluk yaşanır. Ve beklenen huzur alınır. Ama bazen o balın zehir olduğunu göremeyecek kadar kör oluruz. İşte o zaman ölüm yakındır. Hem de her boyutta. Gir. Gir dedik. Söyle bakayım, kim çaldı kapıyı? Hangi kapıyı abi? Oğlum hangi kapı olacak? Demin benim kapıyı biri çaldı ya. Duymadın mı? Yo, duymadım. Ben burada oturuyorum. Babaannem de odasında. Ne yani, bir tek ben mi duydum şimdi? Benden başka herkes sağır zaten burada. Önceden senin odanda... Neredesin? Çabuk gel. Gir içeri.
Günaydın. Günaydın. Bir şey yemedin herhalde? Yok, yeni kalktım. Gelsene içeri. Kusura bakma dağınık biraz. Şimdi uyandım. Önemli değil, ben de bazen öyle bırakıp çıkıyorum. Şunları koyayım. Hı. Hayrola, yatakla mı güreştin? Yok ya, sorma. Çok zor geçti gece. Sürekli kabus gördüm. Yani sen gelene kadar tabii. Otursana. Hayırdır? Ne hayırdır? Ya işte öyle kötü rüya görünce hayırdır denir ya. Ha, aman saçma sapan bir şeydi. Konuşmayı değmez. Sen mi hazırladın? Hı. Sen yemiyor musun? Ben tokum. Senin için hazırladım. Ellerine sağlık. Bu eve geldiğimden beri kaşınıyordu orası. Yara yaptım sonunda. Yakışmış gerçi. Sağ ol. Kaşımazsan yara olmaz. Kaşınırsa insan duramaz. Beni mi bekliyorsun? Hem de kaç gündür. İstersen bu akşam açalım artık. Olabilir. Beğendin mi burayı? Yani. Gerçi yeri güzel ama. Ama nasıl desem... Sanki biraz ürkütücü gibi. Altın inançların mı var senin? Neyse boş ver. Zaten fazla kalıcı değilim burada. İş de daraltmaya başladı. Ya nereye gideceksin? Hem şehrin göbeğinde bu kadar ucuz evi nereden bulacaksın? Hem ben senin gibi bir komşuyu nereden bulacağım? Belki de güzel şeylerin başlangıcı olacak. Teyze, Engin nerede? Engin kim? Arkadaşım. Pencereden geldiğini gördüm. Yoo, kimse gelmedi. Gelse ben duyardım. Allah Allah. Peki, neyse. İyi günler. İyi günler. Thank you.
Anne. Bu sefer işe yarayacak değil mi? Gökhan'ıma kavuşacak mıyım? Elbette kavuşacaksın. O senin kocansa benim de oğlumdu. Yaşar yine işimizi bozmaya kalkmasın. Yaşar hiçbir şey yapamaz. O ay yaşın teki. Sadece içki ve para düşünür. Gökhan'ın öleceğine keşke o ölseydi. Senin ne işin var burada? Gel bakayım. Çok korkuyorum. Gidelim buradan. Ne yapıyorsunuz siz? Karışmasın. Thank you.
Az kaldı hayatım. Ne oldu, mutlusun? Yok bir şey. Sen bugün bana geldin mi? Hayır. Ben sanki evin orada gördüm seni. Yok be abi. Ne haber Celal? İyi, sağ ol. Sen? İyiyim. Evden memnun değilsen akşam film izlemeye gelebilirsin. Ne dersin? Ben hallettim o işi. Teşekkürler. Sen bilirsin. Gerizekalı. O evden ayrıl. Sen neden bahsediyorsun ya? Ne ayrılması? Hiçbir şey sorma. Ayrıl o evden. Beni dinle. Ayrıl o evden. Aliye teyze. Aliye teyze orada mısın? Yasemin? Yasemin orada mısın? Thank you.
Ne oldu evladım, hayrola? Teyzeciğim, Yaşar Kahraman neyiniz olur? Oğlum, ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Başınız sağ olsun. Bütün gece seni aradım. Neden telefonumu açmadın? İyi misin? Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. İstifa etmişsin. Hakan Bey seni görmek istiyor. En son yazdığın yazıyı çok beğenmiş. Seni ikna etmek için de beni yolladı. Tamam abi, neyse. Sen dinlen biraz. Sonra görüşürüz. Her şey için değil. Oğlum görmüyor musun evi? Kalınır mı lan burada? Abi gelmişiz buraya kadar. Hadi gidip bir içine bakalım en azından. Teyze Engin nerede? Engin kim? Biraz daha sabret, tamam mı? Ayrıl evden. Beni dinle. Ayrıl evden. Abla. Çok özledim Gökhan.